Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Sizlere bir duyurum var. Kotlin ile sıfırdan Instagram Android uygulaması yapalım kursu udemy.com üzerinde artık yayında. Bilenleriniz vardır, YouTube serüvenime Android ile ilgili videolar çekerek başlamıştım. Daha sonra yaptığım bu videoları kategorize etmeye başladım. Android temel, fragment, materyal, ileri seviye diye 4 farklı kursum bulunmakta. Sonrasında Android dünyasının yeni gözdesi Kotlin diliyle de yeni bir kurs çektim ve o da Udemy üzerinde en çok sevilen kurslarımdan bir tanesi haline geldi. Bunları yaptıktan sonra bazı öğrencilerden sürekli olarak temel eğitimlerin geldiğini, sıfırdan bir projenin hiç yapılmadığına dair şikayetler aldım ve de böyle bir kurs hazırlamaya karar verdim. Yaklaşık 6 aylık bir sürece ve de 55,5 saatlik içeriğe sahip olan bu kurs sonunda ortaya çıktı. Dileyen arkadaşlar Google Play'den InstaKotlin yazarak uygulamanın son halini indirip test edebilir. Onun dışında bu videoda zaten sizlere bu uygulama boyunca neler yaptığımızı, neyin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Yine kurs sayfasında elimden geldiğince açıklamalara dikkat etmeye çalıştım. Açıklamalar bölümünde bu kurs boyunca öğreneceğiniz konulara bakabilirsiniz. Buradaki de alanları da düzgün bir şekilde bölümlendirmeye çalıştım ki yarın öbür gün başka bir proje gerçekleştirirken ihtiyacınız olan veriyi, ihtiyacınız olan bilgiyi hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz diye. Buradaki amaç Instagram yapmak değil, buradaki amaç büyük bir proje gerçekleştirirken yeri geldiğinde üçüncü parti yazılımları, Firebase'i, Android'deki kavramları düzgün bir şekilde kullanarak düzgün büyük bir proje gerçekleştirmek. Umarım bu kursa katılırsınız ve de en büyük faydayı sağlarsınız. Lafı çok fazla uzatmadan dilerseniz uygulamamızın demosuna bakalım. İlk olarak bizi bir giriş sayfası karşılıyor. Kullanıcı cep telefon numarasıyla, e-postasıyla veya kullanıcı adıyla sisteme dahil olabilir. Tabi öncesinde kaydolması gerekiyor. Burada Firebase'in authentication'ını kullanıyoruz. Hem phone hem de e-mail authentication'ı burada geçerli. Kullanıcı isterse cep telefon numarasını girerek, isterse e-postasını girerek sistemimize dahil olabilir. Öncelikle kullanıcıdan geçerli bir cep telefon numarası istiyoruz. Ve bize ileri dediğimizde Firebase bir onay kodu gönderiyor. Kullanıcı eğer bu onay kodunu düzgün bir şekilde girerse bir sonraki adıma, yani adını, şifresini ve kullanıcı adını geleceği ekrana yönlendirecek. 428-235 onay kodumuz bu. 236 dediğimde gördüğünüz gibi kod hatalı dedi. 235 yazıp ileri bastığımda artık kullanıcının bilgilerini alabilirim. Deneme cep telefonu diyorum bunun adına. Şifre olarak bir şey belirledim. Kullanıcı adına da deneme cep tel diyelim. Ve de giriş butonuna basalım. Bunu yaptığımda artık kullanıcının bilgileri hem authentication'a hem de Firebase'in database'ine eklenmiş oldu. Şimdi var olan kullanıcıdan çıkalım. Bir de e-mail ile giriş yapmasını sağlayalım. Bunun için çıkış yap dedim. Beni bir diyalog fragment karşıladı. Kaydol diyoruz. E-posta kısmına geldik. Herhangi bir e-posta geçerli olur. Çünkü buradaki e-postayı başka bir amaç için kullanmayacağız. Tabi burada bazı çoğu şeyinde kontrolünü yapıyoruz. Ne bileyim, burada cep telefonunda telefonun geçerli olup olmadığını, e-postanın geçerli olup olmadığı değerlerini de ileri demeden önce yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geçerli bir e-mail girin dedi. İleri diyelim. Burada da minimum 6 karakter olacak şekilde alanları doldurmasını istiyorum kullanıcıdan. Giriş yap dediğimde gördüğünüz gibi en az 6 karakterli bir şeyler yazın diyor. Buraya da ne diyelim? Test e-mail diyelim. Ve buna geçerli bir şifre verelim. Burada eğer kullanıcı var olan bir kullanıcı ismini yazarsa da yine hata veriyor. Kullanıcı adı bizim için çok önemli. Instagram'ın kendisinde de bütün username'ler unique olmalıdır. Mesela Emre Altunbilek diye bir username olduğu için gördüğünüz gibi veri tabanından bu veriyi çekti ve beni uyardı. Buraya tekrardan test email diye bir kullanıcı adı belirleyip giriş yapalım. Gerekli yerlerde progress barlarımızı kullandık. Hani kullanıcının bir işlem yapıldığını anlamasına dair bilgiler verdik. Ve böylece kullanıcı sisteme giriş yapmış oldu. Şimdi de bu cep telefonunu kapatıp emülatör üzerinden daha önceden giriş yapmış, o bir şeyler paylaşmış iki kullanıcının neler yapabildiğini anlatmaya çalışacağım. İki farklı cihaz ve iki farklı kullanıcı ile uygulamamızı test etmeye devam ediyoruz.
Soldaki Messi kullanıcısı kullanıcı adıyla, sağdaki Ronaldo kullanıcısı da oturum açarken kullandığı, yani kayıt olurken kullandığı e-mail ile sisteme giriş yapsın. Giriş yaptıklarında ana sayfalarda henüz ikisinin de bir takipçisi olmadığı için sadece kendi paylaştığı gönderileri görüyorlar. Şimdi burada home kısmı, arama kısmı, paylaşma kısmı, haberler ve profil kısımları mevcut. Profil kısmında kullanıcı paylaştığı gönderileri hem grid hem de liste şeklinde görebiliyor. Yukarı aşağı kaydırmalarda vesaire bir sıkıntı yok. Onun dışında tek bir gönderi ele almak için gördüğünüz gibi hani yorumlara kadar hepsini görebiliyor. Burada iç içe fragmentler kullandık. Yani fragmenti çağıran fragment kullanıyoruz. Onun dışında profil düzenle dediğinde adını, kullanıcı adını, biyografi ve internet sitesini ve fotoğrafını değiştireceği alana ulaşabiliyor. Herhangi bir değişiklik yapmadığım için bunu söylemedi. Fotoğrafı değiştir dediğimde galeriye gidip istediği fotoğrafı seçebiliyor. Ve genel olarak uygulamada hani fotoğraflar için yapılan her şey videolar için de geçerli. Videolarımızı direkt olarak storage'a atmıyoruz da, atıyorum 50 MB'lık bir dosyanın upload edilmesi bayağı uzun sürecektir. Öncelikle sıkıştırıp sonrasında Firebase storage'a yüklüyoruz. Ve de burada gösterirken de ilgili video ile ilgili bir thumbnail foto burada çıkıyor. Daha sonra şurayı incelemeye devam edelim. Burada yine profil düzenli fragmenti. Eğer bir gönderi beğendiysek burada bir liste şeklinde geliyor. Var olan şifremizi yazıp yeni bir şifre belirleyebiliyoruz ve de burada profilin gizli olup olmadığını ayarlayabiliyoruz. Bunu nerede kullanıyoruz peki? Şimdi Ronaldo kullanıcısının profili gizli değil. Geldik buraya. Ben gittim arama kısmında Ronaldo yazıp bu kullanıcıyı takip etmek istiyorum. Şimdi buradaki alanı da anlatalım. Buradaki veriler aslında Firebase database'den değil, Algolia isimli 3. parti bir yazılımdan geliyor. Ne zaman ki yeni bir kullanıcı veri tabanına eklendiğinde o veri Algolia'ya yollanıyor ve de burada arama yaptığınız, filtrediğiniz sonuçlar aslında Algolia'dan gelen veriler. Niye Algolia'yı kullandık? Firebase çoğu konuda iyi ama özellikle verilerin filtrelenmesi, işte koşul sağlanması gibi durumlarda biraz eksik kaldığı için böyle bir üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duyuyoruz. Cristiano Ronaldo'nun gönderilerini görüyorum çünkü bu adamın profili gizli değil ve de direkt olarak takipte edebiliyorum. Bakın anlık olarak burası güncellendi ve artık ana sayfaya gittiğimde kendi gönderilerimle beraber Ronaldo'nun gönderilerini de görüyorum. Niye bu önce çıktı? Çünkü burada en son paylaşılan fotoğrafları ilk, hani en son paylaşılanı ilk olarak görüyoruz. Onun dışında buradaki ana sayfada layout'un yenilenmesi ve de aşağı doğru inildikçe yeni öğelerin getirilmesi gibi özellikler mevcut. Yani benim 300 takipçim var. Toplamda burada 10.000 tane fotoğraf göstereceksem hepsini bir kere de göstermek doğru olmazdı. Bunun için ne yapıyoruz? Her seferinde onar getirecek şekilde buradaki layout'u da hazırlamış olduk. Peki, Messi'nin kullanıcısı gizli demiştik. Ronaldo gizli olan Messi kullanıcısını takip etmek istediğinde ne oluyor? Hesap gizli olduğu için herhangi bir öğesini göremiyoruz. Ne yapacağız? Bir istekte bulunacağız. İstekte bulunduğumuzda ilgili kullanıcıya bir bildirim gidiyor. Bu bildirimlerin hepsini, yani takip isteği, takibin kabul edilmesi, yeni bir mesaj gelme gibi durumlarda Firebase Cloud Function'ları kullandık. Cloud Function'lar veri tabanında tabii pek çok konuda kullanılabilir ama biz burada veri tabanı ile ilgili belli bir alana veri yazıldığında Cloud Function tetikleniyor ve ilgili kişiye bir bildirim atıyor. Şimdi bu bildirimi tıklayalım. Benim haberlerim kısmında Cristiano Ronaldo'nun beni takip etmek istediği bilgisini görüyorum. Ben burada bunu silersem herhangi bir şey olmayacak. Ama onayladığımda beni takip etmek isteyen kişiye ne olacak arkadaşlar? Bir bildirim yollanacak. Lionel Messi takip isteğini kabul etti diye. Tıkladığında da takibi kabul eden kullanıcının profilini görüyoruz. Buradaki sayfalarımızda da yine gördüğünüz gibi yenileme özellikleri mevcut. Burayı da yenilediğimde Cristiano Ronaldo bizi takip etmeye başlamış. Bununla ilgili veriyi görüyoruz. Buradaki takip ise benim takip ettiğim kişiler. Şimdi ben Ronaldo'yu takip ediyorum. Ronaldo kullanıcısı gitti. Mesela Honda Cars isimli profili takip etmeye başladı. Hatta gitti şu fotoğrafı da beğendi.
fotoğraf beğenme şöyle çift tıklayarak da yapabileceğimiz gibi buradaki ikonla da yapabiliriz. Şimdi ben burayı yenilediğimde gördüğünüz gibi takip ettiğim kişinin bilgileri burada yer alıyor. Onun dışında sen kısmını da anlattık. Ana sayfa, şuradaki arama kısmı artık dolacak. Buraya takip ettiğim kullanıcılar ve de onun da takip ettiği kişilerin paylaştığı son 5 gönderi vesaire getiriliyor. Burada her seferinde maksimum 100 tane gönderi olacak şekilde burayı ayarladık. Ve burada da yine tıkladığımda tek bir gönderi olarak bunu görebiliyorum. Yorumlar kısmına vesaire bakabiliyorum. Şimdi buradaki yorum kısmını bir kullanalım. Lionel Messi gitti, Cristiano Ronaldo'nun şu fotoğrafını beğendi. Daha sonra güzel foto yazdı buraya. Cristiano Ronaldo'yu tıkladık. Bakın burada yorum hemen gözüktü. Teşekkürler yazsın. Burada anlık olarak bütün yorumları görebiliriz. Mesela bu teşekkürler yorumunu beğendiğinde buraya bu bilgi geliyor. Bu adam kendi yazdığı yorumu da beğensin. İki tane beğenme bilgisi olduğu burada listeleniyor. Onun dışında yorum yaparken nasılsın desin. Add dedikten sonra kullanıcının eğer adını yazarsa şöyle Cristiano, gördüğünüz gibi yine Algolia'yı kullanarak böyle bir kullanımda yapabiliyoruz. Tıkladığımızda da yine ilgili kullanıcıya gidiliyor. Evet, bu kısımlar böyleydi. Şimdi bu ikon veya şöyle sola kaydırdığımda kamerayla ilgili işlemler yapılacak. Yalnız emülatörde kamera sürekli olarak hata verdiği için bunu test etmeyeceğim. Ama burayı tıkladığımızda ya da şurayı tıklayalım, paylaşma kısmına. Şimdi burada biz galeriye erişmek istiyoruz. Fotoğraf ve video çekmek istediğimiz için 3 farklı izin istiyoruz kullanıcıdan. Birincisi fotoğraf ve video çekmek için. İkincisi galerideki fotoğrafları görüntüleme isteği. Bir de video çekmek istiyorsanız bir de ses kaydetmek için ayrı bir izin istemeniz gerekiyor. Tüm bu izinleri kullanıcı verirse burası açılıyor. Ve burada galerideki fotoğrafları görüp bir paylaşım yapabiliyor bizim kullanıcımız. Mesela şu fotoğrafı paylaşalım. Buraya yine hashtaglerimizi Messi desin paylaş deyip storage'a yüklenme işlemi başladı. Bunu yaptığımızda Ronaldo kullanıcısı Messi'yi takip ettiği için ne olacaktır? Direkt olarak bu gönderiyi burada da görecektir. Dediğim gibi burada yapılan resimlerle ilgili yapılan bütün işlemler videolar için de geçerli. Şimdi burada yine emülatörde kontrolü zor ama gerçek cihazda bu fotoğrafı istediğiniz gibi işte yukarı aşağı croplayabilirsiniz. Onun dışında burada belli başlı klasörleri ekledik. Atıyorum bu telefonda WhatsApp'la ilgili bir klasör de olsa buraya eklenecekti. İçinde herhangi bir veri veya böyle bir klasör olmadığı için önce bunu kontrol edip sonrasında buradaki bu spinner'a bunları ekliyoruz. Ve bir video paylaştığımızda bu videoyu önce sıkıştırıp öyle storage'a atıyoruz. Instacodlin app diye yani uygulama boyunca oluşturulan bütün resimler, videolar buradaki klasöre ekleniyor. Kullanıcıda böyle bir klasör yoksa oluşturuluyor. Daha sonra kullanıcı bunu tıkladığında öğeleri burada görüp yine paylaşma özelliğini yapabilir. Yani ben şuradaki kamerayı kullanarak bir fotoğraf çektiğimde bu fotoğraf nerede olacak? Direkt olarak bu Instacodlin app klasörünün içinde olacak. Buradaki alanı tıklarsam şimdi hata verecek, o yüzden tıklayamıyorum. Fotoğraf ve video çekme özellikleri burada mevcut. Kullanıcı anlık olarak fotoğraf veya video çekip bunun da yine paylaşımını yapabilir. Onun dışında şimdi bu işlemleri yaptık. Tekrardan bir gidelim. Beğendiğim gönderilere bakalım. Ronaldo'nun fotoğrafını beğenmişiz. Burada da yine yorum yapabiliriz. Güzelmiş demişiz. Ne haber desin. Evet, bu şekilde yine kullanımlar söz konusu. Mesela şu fotoğrafa bakalım, güncellenmiş mi? Tıkladık. Gördüğünüz gibi bir beğenme ile beraber bu da buraya geldi. Beğendiğim kısım bu şekildeydi. Onun dışında yine burada arama kısmında ben bu kullanıcıyı bulup bunun öğelerine bakabilirim. Artık bunu takip ettiğim için hem liste hem grid olarak bunları görebiliyorum. Şimdi bir de mesajlaşma kısmına bakalım. Mesajlaşma kısmı açıldığında ilk olarak en son yapılan konuşmalar buraya bir liste şeklinde geliyor. Onun dışında mesela Ronaldo kullanıcısı biriyle konuşmak istediğinde burada var olan kullanıcılar listeleniyor ve Messi'ye selam yaz. Tıkladık.
Gördüğünüz gibi en son gelen mesajla beraber ilgili konuşma listemin tepesine geldi. Şimdi mesela Emre Altunbilek bir veri yazsa bu ne olacak? Yukarıya çıkacak. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Ve bu iki mesajda okunmadığı için buralarda mavi okunmadı simgesi mevcut. Tıklayalım konuşmayı. İlgili konuşmaya gittiğimde gördüğünüz gibi artık mesaj görüldü diye karşı tarafa bilgi gidiyor. Onun dışında selam yazsın bu da. Ben burada yazmaya başladığımda burada yazıyor uyarısı geliyor ve ne zamanki buradan çıkana kadar o uyarı orada kalıyor arkadaşlar. Yollayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de Cristiano Ronaldo mesajı gördü dedi. Görmediği durumda ne oluyor peki? Ne haber yazsın? Görmediği durumda da bir bildirim de aynı şekilde gidiyor. Ve ne zamanki bunu tıkladı ve bu mesajı okudu yine görüldü bilgisi buraya geliyor. Onun dışında eğer konuşma veya şu sayfa açıksa herhangi bir bildirim yollamıyoruz da kullanıcı uygulamayı kapatmış da olabilir şu şekilde. Şöyle kapatalım hepsini. Nasılsın desin bir de. Gönder butonuna tıkladığında da gördüğünüz gibi nasılsın verisi geldi. Tıkladığında da yine nerede olursa olsun isterse uygulama kapalı olsun yine konuşma sayfasına kullanıcıyı yolluyoruz. Ama mesela şurada konuşurken gidip de karşı tarafa bir bildirim atma gereği duymadık. Bu bayağı bir rahatsız edici olurdu. Tüm detayları düşünerek böyle bir uygulama yapmaya çalıştık. Ve bu mesajlaşma kısmında da yine sayfalama kullandık. Şöyle ki yanlış hatırlamıyorsam her sayfa başına 10 gönderi olması lazımdı. 20 de olabilir şu an hatırlayamıyorum ama. Şöyle bir konuşma olsun. Gördüğünüz gibi burası da anlık olarak güncelleniyor. Tıkladım. Mesela şu an 3'e kadar var. Sayfayı böyle bir aşağı çektiğimde de 3'ten önceki bütün mesajlar da geliyor. Bütün konuşma görüldükten sonra artık yenileme de yapamıyoruz. Tabii bu arada yeni bir mesaj yolladığımızda da ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafa gelmesi lazım. 14, pardon 1 yazdık. Şöyle. Evet, anlık bir sıkıntı oldu herhalde. Onun dışında sayfalamamız vesaire düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani bu ve bunun gibi daha belki anlatmadığım pek çok özellik var, konu var. Arka planda çalışan bir sürü üçüncü parti yazılım var. Her seferinde söylüyorum, burada amaç Instagram yapmak değil, bunu yaparken büyük bir proje nasıl gerçekleştirilir onu anlatmak. Yani şu uygulamada hiç yoksa en az 10 kere Recycler View kullandık. Farklı layout çeşitleriyle beraber. Real-time database'in listenerlarını, 3 farklı listener var. Her sayfada yani her bir işlev için farklı bir türünü kullandık. Böylece aralarındaki farkı ve hangisini nerede kullanmak isteyeceğinizi çok rahat bir şekilde öğrenebileceksiniz. Onun dışında Android'deki dosya sistemine erişmeyi, videoları, resimleri göstermeyi, sıkıştırma işlemlerini, runtime permission'ları, aktiviteler ve fragmentlerin birbiriyle olan ilişkisi, birbiriyle olan veri alışverişini event bus kullanarak nasıl yapacağımızı, bu ve bunun gibi pek çok konuyu anlatmaya, göstermeye çalıştım. Hani şu an için bir hata vesaire yok. Eğer olursa söylerseniz düzeltmeye çalışırım ama yani bayağı bir testini yaptık. Pek bir hata bulamadık. İlla ki unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız yerler vardır ama zaten videoları da izlerseniz bu hataları eminim siz de düzeltecek duruma gelirsiniz. Tabii ki de eksiklerimiz çok fazla. Ne bileyim, hiç yoksa mesela şurada yorumları beğenen kişileri görebilirdik değil mi? Ama ben bunu yapmadım. Bunu yapmadım ama veri tabanını ona göre tasarladım. Sizin tek yapmanız gereken aslında veri tabanında o alana gidip bir liste oluşturup onları da göstermek olacaktır. Onun dışında dediğim gibi uygulamamızın son hali bu şekilde. Umarım faydalı olur. Bundan sonra gerçekleştireceğiniz proje için bu uygulama, bu kurs sizin için bir yardımcı kütüphane olur. Hani işte runtime permission nasıl yapmıştık, bu listeyi nasıl kullanmıştık, listede sayfalama nasıl yapılıyordu gibi sorular için böyle açarsınız, bakar ve kendi projenizde bu bilgileri uygularsınız. Umarım gördüğünüz bu uygulama sizi heyecanlandırmıştır bu kurs için.
Dilerseniz vakit kaybetmeden artık bu uygulamayı nasıl yapacağımızı öğrenmeye başlayalım. Bir sonraki derste kursumuz başlıyor. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.